Salam, mən Əsmər müəllim. Salam, salam, təbrik edirəm. Salam, əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Ənəs müəllim Risalət məktəbində iftar proqramı tərtib eləmişdi. Allah razı olsun, çox gözəl iftar proqramı təşkil olundu. Biz də fürsətdən istifadə edib Ənəs Həzrətdən bir qısa intervyu, müsahibə götürmək istəyirdik. Ənəs müəllim, çox sağ olun ki, belə gözəl iftar proqramı tərtib eləmişdiniz. İstəyirəm, Ramazanla əlaqədar bir ümumi məlumat verəsiniz ki, Ramazan ayının fəziləti, hikməti nədir? Bu ay haqqında bir ümumi məlumat xahiş edirəm. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina ve habibina Muhammed ve alihi ashabi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri yessir li emri ve ehli miktaten min lisani yefkahu kavli. Bizler de herkes selamlayırız. Bizleri dinleyenleri inşallah Allah kömekler olsun. Vaktlarını ayırırlar. Kıymetli vaktlarını dinleyirler. Elhamdülillah. İndi iftara kalandı. Elhamdülillah. Biz burada haftanın 5 günleri burada iftar olur. Bugün biraz farklı oldu. Ümumiyyətlə Azərbaycanlardan ötəri sırf Azərbaycanlılar yığışsınlar elhamdülillah. Çünkü biz bir milletik, büyük bir milletik. Birbirimizi tanımalıyıq. Qərib bir diyarda yaşayırıq elhamdülillah. Qohum-əqrəbalarımızın çoxu yanında yox, qonşular yox, dostlar yox. Elhamdülillah. Ona göre biz burada qaynayıb qarışmalıyıq elhamdülillah. Yani bizi birleştiren hem dinimiz, hem vatan hasreti, hem vatan sevgisi, hem milletimize olan sevgi. Elhamdülillah. O yüzden de böyle bir program elədi Allah'ın izniyle. Əli Məlimdən bir yerde, Əli Kazımovla bir yerde. Elhamdülillah. İnşallah Allah nəsib etsin. Gələcəkdə de daha belə programlar eləməyə hazırıq. Müraciət oluna bilər. Elhamdülillah. Biz her bir xeyriyyə tədbirində hazır iştirak etməyə, yeter ki yani millətə faydamız olsun, insanlığa faydamız olsun, yeter ki biz insanlara gözəl örnək olaq, elhamdülillah. O yüzlərdən bizi dinleyen hər kəsə bu xeyir işlərə dəvət edirik. O ki qaldı Ramazan ayı, elhamdülillah, Ramazan mübarək aydı, elhamdülillah. Allah'ın sevdiği aydı, Allah'ın değer verdiği aydı, Peygamber Aleyhisselam'ın değer verdiği aydı. Çünkü necə ki Peygamber Aleyhisselam bütün peygamberlerin, nəinki bütün peygamberlerin, bütün Adem övlətlarının en yüksəyidir, sultanıdırsa, cümə günü həftədəki günlərin sultanıdır. Quran-ı Kerim nəinki bütün müqəddəs kitablar arasında, bütün kitabların sultanıdır, elhamdülillah. Ramazan da, Leylətül Qadr da bütün gecələrin sultanıdır. Ramazan da bütün ayların sultanıdır. Elhamdülillah, Allah Subhanahu bu aya çox dəyər verir. Yəni düşünün bir Qədir gecəsi biz əgər o günü ibadət edəriksə, o günü Quran oxumaqla, dua etməklə, elhamdülillah zikr etməklə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat çəkməklə insanları xeyir işe dəvət edib, şər işlerden insanları uzaqlaşdırırsa, biz bu işi elə bil 1000 ay arzında etmiş oluruq. 1000 ay, o da insanın 83 il ömrü eləyir. Yəni, hər insan o kadar yaşayır mı, yaşayacak mı, belli deyil. Ona göre de Allah subhanahu teala bizi xeyir işleri etməyə sövq edir. Çünki insanın ömrü çok kısadır. Ömrümüzün dəyərini bilməliyik. Elhamdülillah. Allah Subhanahu bu Ramazanı bizə verib. Allah Subhanahu taala buna nəsib edib. Biz de bunun qədrini bilməliyik. Çünki biz bunun qədrini bilməsək, biz bilirik, yəni tarixdə nə qədər xalqlar olub, nəsillər olub. Yəni Allah'a üsyan etdiklərindən, peyğəmbərin dinləmədiklərindən, müqəddəs kitabın yolunu tutmadığından, yəni Allah Subhanahu taala onlara ədalətli bir cəza verib. Ona görə də yəni hayatımızın qadrini bilək. Rəbbimiz Allah subhanahu ta'ala heç nə ehtiyacı yox. Nə namaza, nə oruca, nə iftara, nə sadakaya. Bizim hər şeyə ehtiyacımız var. Allah subhanahu ta'ala istəyir ki, bu etdiyimiz xeyir işlər əvəzinə
bize cennetini versin. Elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Bir hadisinde diyor ki Ramazan ayı girerken Allah Subhanahu Teala cennet kapılarını açır, cehennem kapılarını bağlayır. Ve şeytan zincire bağlanır. Yani ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü cennetin 8 kapısı var. 8 kapısı da bu açılır. Elhamdülillah. Yani kapı diyende o öyle bir kapı ki, öyle bir kapı ki yani kafirler kıyamet günü isteseler o kapını açsınlar, açabilmezler. Elhamdülillah. Yani bazen bu dünyada kapı olur, darvaza olur, kapıdan girmek olmur, aynadan girmek olur, aynadan olmur, darvazanın başına atma olur. Ancak ki orada mümkün değil. Mümkün değil. Ve Allah subhanahu teala bu cennet kapılarını kimlerden atar? Atsın? Müslümanlardan atar. Yani elhamdülillah. Aslında biz görsek ki mesela için bir yerde bir hediye paylanılır. Biz hamımız özümüz oraya kaçarak ki göreyim orada bize de bir ait bir hediyelik var mı? Hı. Allah subhanahu teala elhamdülillah bu mübarek mukaddes ayı bize verir ki biz ibadetimizi daha da artırak, hayır işlerimizi daha da artırak. Hı. Elhamdülillah. O yüzden de biz de artırmalıyız. Adize mesela için Kur'an-ı Kerim biz okuyarken mesela için Yasin suresinin de 3000 tane harf var. Yani her harfine Peygamber aleyhisselam diyor ki 10 tane sevap var. Yani insan bir Yasin suresini okuyorsa 6 sayfalık bir elhamdülillah Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresi 6 sayfalık bir elhamdülillah suredir. Biz 30 bin sevap kazandık. Ramazan ayından hariç. Ramazan ayında bu 10 sevap evvelden 70 olabilir, 700 olabilir, 7000 olabilir, daha çok olabilir. Kadir gecesine düşürse yani 1000 aylık sevap kazanabilir. Ona göre de düşünün biz ne kadar çok sevap kazanırız. Bir tane Kur'an okumaktan. Bağışlayın öyle bu Kadir gecesi demişken indi Ramazan'ın ortasındayız. Aha. Yani Kadir gecesi ümumiyyətlə vaxtı nə vaxt hesab olunur, o Qədir gecəsində nə etmək lazımdır, o haqda müəyyən fikirlərinizi deyin. Yəni o vaxtda, elhamdülillah, yəni birincisi Peyğəmbər Əsəm nə deyir? Deyir ki, Qədir gecəsini Ramazanın son 10 günü tək günlərində axtarın. Tək 10 günlərində ola bilir. Yəni bu 21-i ola bilir, 23-ü, 25-i, 27-si, 29-u da ola bilir əgər 30-dandırsa. Yani onun yolu o günlerde ibadetim daha da artırmalı. Bir hadise de çizir ki İmmi'nin Kadir gecesi 27. gecedir. Ona göre de bakarsan ki dünya Müslüman aleminde 27. gece daha çok mescidlerimiz dolur taşır. Elhamdülillah. Yani bazı alimler de deyir ki yani Ramazan'ın her günü Kadir gecesi olabilir. O yüzden de biz değerlendirmeliyiz. Çünkü Allah onu bize nasip edip yani bir düşünün eğer biz o gecədə, biz o gecədə məsəl üçün Quran oxuyarıqsa elə bil, min ay Quran oxumuş sayılırıq. Biz o gecədə dua eləyərisə, min ay dua etmiş sayılırıq. Biz o gecədə sadaka verərisə, fərqli olur. Böyük məbləq olsun, 10 manat olsun, 20 manat olsun. Yəni, Rus pulundan deyirəm, bizim pulundan da 1 manat deyək, məsəl üçün. 50 qəpik deyək. Yəni, o da olsa biz elə bil, min il, min ay. Mildə 83 insan il insan ömrüdür. O il elə bir ərzində sadaka vermiş olduq. Eləcə də xeyir işlər çağırmaq, şər işlərdən uzaqlaşdırmaq, insanlara xeyir tövsiyələ vermək. Onu elhamdülillah etmiş kimi savab qazanır. Çox mübarək gecədir. Elhamdülillah. O yüzden də Ramazanı bir dəyərləndirək. Çünki yəni bir misal verim. Məsəl üçün insanın bir şeyi var da yani herkesin mesela cip telefonu var. Hı. Cip telefonu biz akşam gelerek onu doldurarız ki çünkü sabah bizim o cip telefonundan çok bizim görülesi işlerimiz var. Düz. O cip telefonu da Allah'ın bir nimetidir elhamdülillah. Yani o cip telefonu biz çok problemlerimizi hallediyor Allah'ın yardımıyla elhamdülillah. Hı. Yani 200 yıl bundan qabaq bize deseydiler ki baxmayaraq ki siz böyle küçük boydasınız, büyük təyyarələrdə gəzəcəksiniz. Baxmayaraq ki, kiçik boylusunuz, böyük arabalar, maşınlarda kullanacaksınız və ya nə bilim, belə neçə çeşit yeməkləriniz olur, neçə çeşit paltarınız olacaq, neçə çeşit əqqamız olacaq. Telefonla biz onlara inanmazdıq, 200 yıl bundan qabaq yaşasaydıq. Elhamdülillah, indi düşünün,
Bunu insan düzeldi. Bir de düşünün Allah'ın yarattığı. Allah'ın yarattığı elhamdülillah o ne kadar güzel olur. O yüzden de yani biz bir zenginin evinde iftarda olursa o bize güzel bir iftar sofrası asar. Daha zenginin meclisinde olursa onun sofrası daha zengin olur. Bir de devlet başçısının sofrasında oturursa onun sofrası daha zengin olur. Bir de var düşünün Rabbimiz Allah Subhanahu Teala yani bizim ettiğimiz yani damla kadar da olsa Allah ona o işe değer verir. Değer verir. O yüzden de biz de elhamdülillah şeylemeliyiz. Biz de bunun kadrini bilmeliyiz inşallah. İnşallah. Enes Mellim çok sağ olun. Bize böyle kıymetli vaktinizi ayırdığınıza göre teşekkür ederim. Aziz dostlar, inşallah bu şekilde bizim verilişlerimiz devam edecek. Çok sağ olun. Gelen görüşlere dek. Yani siz sağ olun, ayaklarınız ağrımasın. Hem şadık, elhamdülillah, gelirsiniz, siz de böyle işler görürsünüz. İnşallah. Rusya'da bizim milleti, vatani, Müslümanları temsil ediyorsunuz. Biz de çok yani şadık ki sizin kimi kardeşlerimiz var. Yani her vakit istiyorsunuz ki yani bu güzellikleri bizim milletin ettiği nümayendelerin ettiği güzellikler insanlara çatdırmak. Allah sizlere kömür olsun. Allah sizi avan dilesin. Daha da güzel Sağ işler olun. görmeyi sizlere, bizlere, bütün milletimize nasip etsin inşallah. İnşallah. Çok sağ Oğlum olun. siz de sağ olun. Sağ olun.